ülkemizin bir utanç tablosu içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin devre dışı bırakıldığı bir süreçte olağanüstü halin çekiciliği ve olağanüstü halin kolaycılığından faydalanarak şurada bulunan bütün milletvekillerini hiçe sayan bir yönetim anlayışının sergilendiği kanun hükmündeki kararnameleri konuşuyoruz. Bir yandan olağanüstü hali kaldırdım, köyümde özgürce yaşıyorum diye billboardlara asın pankartları, halktan oy alın, ben bir daha olağanüstü hali getirmeyeceğim. Bakın Türkiye'de yaşayan seçmenler, bizim sayemizde olağanüstü hali kaldırdık diye taahhütte bulunacaksınız. Ama oradan bir yıl geçince bu sözünüzü unutarak olağanüstü hali yeniden Türkiye'de hortlatacaksınız. Olağanüstü halin gerekleri kadar çıkması gereken ve o konuda çıkması gereken kararnamelerin dışında lastiklerin kış lastiği olmasının cezasından tutun, rektörlerin atanmasına kadar sayısız alanda kararnamelerle Türkiye'yi meclise devre dışı bırakarak bir tek parti sultasına soktunuz. Bu kanun hükmündeki kararnameler Türkiye'de milletin iradesini ayaklar altına alan kararnamelerdir. Bütün kararnameler anayasaya aykırıdır. Anayasaya aykırıdır ama bir de iktidarın güdümünde olan bir anayasa mahkemesi gerçeği var karşımızda. 1991 yılında aynı konuda çıkartılmış kararnameleri iptal eden anayasa mahkemesi emsal kararlarından dönerek iktidara cüret vermiştir. Bugünkü yaşadığımız süreçte Türkiye'nin olağanüstü hal koşullarında yönetilmesi ve kanun hükmündeki kararnamelere mahkum edilmesinin birinci derecede sorumlusu AKP iktidarı ve onunla işbirliği yapan Anayasa Mahkemesi'dir. 2 Kasım tarihine bir kararname çıkarttı. 15-20 kişiyi görevden aldılar ama aynı kararnameyle o kişileri göreve iade ettiler. Neden? Çünkü çıkarttıkları kararnamelerde ne yazdıklarını bilmiyorlar. Aynı gün çıkan iki kararnamede 2 Kasım 2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararının dayanak olduğu kararnamelerle 15 kişi ihraç edildi. Aynı tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla bir sonraki kararnameyle bu kişiler göreve iade edildi. Ya siz Bakanlar Kurulu'nda ne konuşulduğunu bilmiyorsunuz. Bu kişiler göreve iade edildiyse niçin ihraç ettiniz? Ya da ihraç edecekseniz niye göreve iade ettiniz? Kavramlar karışık, AKP'nin kafası karışık. Türkiye'de yaşayan yurttaşlarımız Türkiye'de demokrasi bekliyorlar. Olağanüstü hal bir an önce kalkmalıdır. Bu ayıptan Türkiye'yi kurtarmalısınız. Türkiye demokrasiye, insan haklarına, hukukun üstünlüğüne muhtaç bir ülkedir. Sayenizde bütün kavramlar ayaklar altına alınmıştır. Bugünkü kararnameler Türkiye'de meclisin devre dışı bırakan bir kararname olarak tarihe geçmiştir. Ama Anayasa Mahkemesi'nin de bu yapısıyla iktidar partisi zannetmesin ki kendilerine meydan kalacak. Bu dünya kanunu sultan